Herkese merhaba. Avrupa Birliği'nden Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak Avrupa Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, HDP ve Selahattin Demirtaş'ın durumu bizim için endişe vericidir dedi. Bu arada bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Avrupa Parlamentosu Türkiye'de başta HDP olmak üzere muhalefete baskı var başlığıyla bir oturum düzenledi. Josep Borrell oturumun açılışında HDP'nin mevcut durumuna ilişkin 5 dakikalık bir konuşma yaptı. Josep Borrell konuşmasında şunlardan bahsetti. HDP'nin karşı karşıya kaldığı durum bizler için endişe vericidir. AİHM'in serbest bırakılması kararına rağmen eski eş genel başkanı cezaevinde tutulan HDP 2016'dan bu yana bu durumla karşı karşıya kaldı. Maalesef HDP'nin kapatılma iddianamesini kabul eden Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin kararı nedeniyle üzüntülüyüz ifadelerini kullandı. Avrupa Parlamentosu'nun HDP oturumunda farklı grup ve fraksiyonlardan 8 milletvekili konuşma yaptı. Konuşmacılar Türkiye'ye karşı çok sert eleştirilerde bulundu. Milletvekili Hilda Wathmis, Avrupa Parlamentosu'nun birkaç hafta önceki raporlarına göre durum daha da kötüleşmiş. Muhalefete yönelik baskılar artıyor. Bu da benim Türkiye'nin AB üyesi olamayacağı tezimi doğruluyor. Çünkü demokrasilerde muhalefetle mücadele prensiplerle olmamalı. Yasaklarla değil değerlendirmesinde bulundu. Avrupa Parlamentosu demokrasi ve insan haklarından sorumlu Başkan Yardımcısı Castado ise Türkiye'nin baskıcı yönetimi nedeniyle kadınlar ile Türkiye ve dışarıdaki Kürtlerin tutuklanması, HDP'nin kapatılmak istenmesinden dolayı Ankara'yı kınıyoruz diye konuştu. Polonya eski Dışişleri Bakanı Wojciechowski ise yaptığı konuşmada Türkiye'ye sert eleştirilerin yerine yapıcı tavsiyelerde bulunulmasının daha iyi olacağını savundu. Wojciechowski sözlerine şöyle devam etti. Mümkün mertebe Türkiye ile dostane ilişkiler geliştirmeliyiz. Türkiye ile ilişkileri koparmamız ya da dondurmamız durumunda Ankara'ya tavsiyelerde bulunabilecek bir kanalın kalmamasına sebep olacak. Sorunların olduğunu biliyorum. Eleştirmek kolay ama tavsiyelerde bulunmak daha iyi. Çünkü Türkiye AB üyeliğine aday bir ülke. Ayrıca stratejik bir müttefikimiz dedi. Tüm bunların yanında AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ve HDP'ye karşı alınan tutumdan dolayı Avrupa Parlamentosu'nun sonuç bildirisi ve Türkiye ile ilgili hazırlanan tasarı yarın oylamaya sunulacak. Bu tür haberlerin sürekli gelmesinden dolayı anlıyoruz ki Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye karşı tutumu biraz daha sertleşecek gibi görünüyor. Ve gelelim günün en önemli ikinci haberine. Geçtiğimiz günlerde HDP'li milletvekilleri Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek orada temaslarda bulunmuşlardı. Bu konuyla ilgili A Haber HDP'yi hedef tahtasına koymuştu. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ise bugün mecliste yaptığı basın toplantısında çok dikkat çeken açıklamalarda bulundu. HDP'li Meral Danış Beştaş, Dışişleri Komisyonu'ndan 4 parti Washington'a gitmiş. Bize resmi bilgi verilmedi. ABD'de Dışişleri Komisyonu'ndan 4 partiye HDP neden heyette yok diye sorulmuş. HDP gelmek istemedi demişler. Yalanlar içeride yetmedi, uluslararası alanlara yayıldı diyerek Meral Danış Beştaş tepki gösterdi. Bizden hemen önce tamamen tesadüf 4 parti AKP, MHP, İYİ Parti ve CHP Washington'daydı. Ve biz gittiğimizde bunu orada öğrendik. Yani Washington'daki görüşmelerimizde bu 4 partiden oluşan heyete sorulan soruları orada öğrendik. Şimdi ben Dışişleri Komisyon Başkanı bize bu geziyle ilgili, bu seyahatle ilgili ya da temasla ilgili adını ne koyarsanız koyun hiçbir şekilde partimizde bir paylaşımda bulunmadı. Bu ziyaretin olacağını, Dış İlişkiler Komisyonu adına gidileceğini bize söylemediler. Resmi bir davet gelmedi ve bizim Dış İlişkiler Komisyonu'nda 3 vekilimizle temsil edildiğimizi de ifade etmek istiyorum. 4 parti çıkmışlar, Washington'a gitmişler. Üstelik biz ikinci, üçüncü büyük partiyiz, ikinci büyük muhalefet partisiyiz. Bizden sonra gelen İP ve MHP daha az oy alan, daha az temsil edilen iki parti de heyette yer alıyor ama bize bilgi verilmedi. Daha da vahimi,
ve onlar açısından utanç verici olanı, bizim için utanç değil ama onlar utanmalılar gerçekten. Dışişleri Bakanlığı'nda yaptıkları görüşmelerde resmi olarak bu soru sorulmuş. HDP neden bu heyette yok ve tahmin edin ne cevap verilmiş? Komisyon sözcüsü Akif Çağatay Kılıç sanırım o cevaplamış olacak. HDP gelmek istemedi demişler. Yalanlar içeride yetmedi, artık uluslararası, kıtalar arası alanlara yayıldı. Ya ayıptır ya, gerçekten ayıptır. Yani siz bize haber vermeden, bilgimiz olmadan gidip ziyaret yapıyorsunuz, Dışişleri Bakanlığı'nda size bir soru soruluyor, diyorsunuz ki HDP gelmek istemedi. Bu tabii ki bize de soruldu. Biz de dedik ki vallahi yani yalan atacak halimiz yok, bizim bilgimiz yoktu. Buraya gelineceğinden de biz Dış İlişkiler Komisyonu'nda da üyeyiz sonuçta. Bunu da orada öğrendiler ve hakikaten dehşete düştüler. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise tahliye edilen Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında konuştu. Bir çok temel bir ilke var biliyorsunuz. Bir devleti ayakta tutan en önemli ilkelerden birisi hukukun üstünlüğü. Yani herkesin kendisini evrensel hukukla, anayasayla, yasalarla bağlı hissetmesi ve buna saygı duyması, uyması. Türkiye'de artık bu ülke kalmadı. Böyle bir şey yok. Hukuk falan yok. Anayasa Mahkemesi, ülkemizin en üst yargı merciği bir karar veriyor arkadaşlar. Alt mahkeme uymuyor. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nı tanımıyorum diyebiliyor. Bu yaşandı bu ülkede. Kaç sefer yaşandı üstelik. Hatırlayın, milletvekili Enis Berberoğlu'nun başına gelmişti. Tutuklandı, yargılandı ve en sonunda Anayasa Mahkemesi ne dedi? Burada dedi, hak ihlali var dedi. Burada bir yanlış var dedi. Ama alt mahkeme tanımadı. Sonunda Anayasa Mahkemesi ikinci defa hak ihlali vardır dedikten sonra ancak Enis Berberoğlu tekrar meclise dönebildi. Düşünebiliyor musunuz? Bir alt mahkemenin haddine mi Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymamak? Ama bu alt mahkeme gücü kimden alıyor? Normalde anında HSK soruşturması başlanacak bir konu alt mahkemenin uymaması. Çünkü anayasa ihlali yapıyor. Anayasa ne diyor? Anayasa Mahkemesi'nin kararları herkes için bağlayıcıdır diyor. İstisna tutmuyor. Herkes buna uyar diyor. Alt mahkemesi de uyar diyor. Meclis de uyar diyor. Cumhurbaşkanı da uyar diyor. Herkesi bağlar diyor. Anayasa bunu söylüyor. Ve maalesef alt mahkemenin hak ihlali kararına bile direndiğini bu ülkede gördük. Bu kararlara uymayanları teşvik eden, destekleyen bir yönetim zihniyeti, bir iktidar var şu anda Türkiye'de. Daha yeni değerli arkadaşlarım. Bir başka vaka. Ömer Faruk Gergerlioğlu benzer bir süreci yaşadı. Yaklaşık 100 gündür tutukluydu. Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verince bu yanlış düzeltildi. Ancak daha alt mahkemeye karar gitmeden hükümetin, bugünkü iktidarın küçük ortağı konuşmaya başladı. Krizlerin ortağı Bahçeli dün Anayasa Mahkemesi'ni hedefe koydu ve neredeyse hakarete varacak ifadeler kullandı. Kimse kusura bakmasın. Bu ülkede çarpık da olsa, azıcık işleyen bir adalet varsa, az da olsa işleyen bir yargı mekanizması, bir hukuk süreci varsa, biz bunu bugünkü iktidarın ortaklarına kurban edemeyiz. Bir sonraki yayında görüşene dek bizlere destek olmak için beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.